Yani ben tepkimi Twitter'da belirtmiştim zaten. Eğer bir takım insanlar buradan sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy çıksın diye buralara destek verdiler ise, umdukları bir oy matematiği çıkmadı diye depremzedelere küfür etme aklını kendilerinde buluyorlarsa, minimum düzeyde ahlaksızlık yapıyorlar diye yazdım ben. Ölçü bu değildir. Depremdeki ya da doğal afetlerdeki ölçü insandır. Ve insanın o anlamda ideolojisi söz konusu değildir. Ana dili söz konusu değildir. Kim olduğu söz konusu değildir. İnsan insandır çünkü. Kemal Bey de aynı şeyleri söyledi. Gelelim matematiğe. Kemal Bey bizim organizasyonumuzla değil, partinin organizasyonuyla bir örnek kent olarak bu dostlar yerleşkesini izlemek istedi. İndikten sonra ilk buraya uğrayarak depremzedelerle burada tanışmak istediğini bize ilettiler. Biz de bu yerleşkeyi kuran insanlar olarak, Dostluk Dayanışma Derneği olarak kendilerini karşıladık. Halkıyla buluştu, bir konuşma yaptı ve ayrılıyor. Birinci turdaki matematik insanları allak bullak edecek matematik değil aslında. Çok öngörülebilen bir şey. Bu kent yıkıldı. Yıkılan kentte binlerce insan bir biçimde çare aramak için başka kentlere doğru gittiler. Kimileri kentine geri döndü ama kimileri asla dönemedi. Ama buna karşın burada görev yapan memurlar vesaire filan binlerce insan burada şu ya da bu nedenle istihdam edildikleri için oy kullanma hakkını burada değerlendirdiler. Hal böyle olunca gelen insanlarla giden insanların sayısına oransal olarak baktığımızda bana göre sonucun böyle çıkması hiç anormal değil. Ayrıca tekrar söylüyorum, sandık bir demokrasi kültürü ise ve biz buna inanıyorsak, sandıktan çıkan konulara manipülasyon hariç, kurmacalar hariç, hile hurda hariç son derece saygıyla yaklaşmamız lazım. Ben ikinci turda da halkın bu bilinçle sandığa gideceğini, hiç kimsenin bir oy nasıl olsa benden ne olur diye kendisini küçümsememesi gerektiğini, bu işin artık partiler meselesi olmaktan çıkıp bir ülke meselesi olduğunu farkına vararak bu hassasiyetle tümüyle ülkenin yarınlarını belirleyecek bu demokratik hakkını kullansınlar istiyorum. Ben kendi adıma bu sorumluluğumu taşıyacağım. Buradan da sizler aracılığıyla bütün insanları yüreklerinden ne geçiyor olursa olsun ama bu ülkenin yarınlarını bir kez daha aklı salim olarak çok soğukkanlılıkla değerlendirerek oylarını versinler. Çünkü ben politik tercihler üzerinden yarınımı karartmak istemiyorum. Ben insani tercihler üzerinden yarınımı inşa etmek istiyorum. Tabii ki özgürlüklerden yanayım. Tabii ki demokrasiden yanayım. Tabii ki laiklikten yanayım. Tabii ki kadın haklarından, evrensel çocuk haklarından yanayım. Kuşkusuz böyle baktığımda hak, adalet, demokrasi dediğim, kendimi güvende hissettiğim, ekonomide mağdur olmadığım, pasaportumda yurt dışında ikinci sınıf insan muamelesi görmediğim saygın bir ülkeye doğru kendimin ait olduğu bu ülkenin yol almasını isterim. Bu beklentilerimi karşılayacak olan yapı da karşımdadır benim. Artık ülke neredeyse ikiye ayrılmış durumda. Ya Sayın Erdoğan'la birlikte olacaksınız AKP üzerinden, ya Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte olacaksınız Demokrasi Kulvarı üzerinden. Ben kendimi ikinci tercih üzerinden konumlandırdım. Bunun saklısı gizlisi yok. Ama bu beni ötekileştirmemeli. Çünkü ben bir başkasını ötekileştirmeden konuşmaya çalışıyorum. Ben özgürce tercihimi demokrasiden, özgürlüklerden ve insan haklarından yana kullanacağım. Fakat herkesin oy kullanmasının çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu oyu kullanırken de bir kez daha oturup ananı, bacını, yarınını, konunu, komşunu, başımıza geleni, en büyük banknotumuzla neredeyse bir kilo kıyma alamadığımız gerçekliği iyi değerlendirdiğin zaman nereye oy vereceğini tayin edersin. Benim onlara politik anlamda bir yeri işaret etmem söz konusu değil. Herkesin beyni var, yeterince aklı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir akıl hocalığından çok bir dost olarak, bu ülkenin bir insan olarak onları oy kullanmaya bilincine, veya bir oydan ne olur küçümsemesinden vazgeçmeye davet ediyorum. Bu sorumlulukla gelirsek %95'lere, %97'lere ki bu ülke Kenan Evren Anayasası'nı %97'lere varan, %99'lara varan bir oy katılımıyla gösterdi. Demek ki istersek biz bu katılımı daha maksimize ederek %90'ların üzerine çıkarabiliriz. Hal böyle olunca o tereddütte kalarak oy kullanmamış olanların yüzdesi neredeyse bu seçimin sonucunu belirleyecek gibi duruyor. Ben dilerim ki burada aklı selim ağır basar ve insanlar özgürlüklerden, adaletten, bu sıkkınlıktan, ötekileştirilmiş, ayrıştırılmış bu toplumdan daha sakin bir toplum olmaya, daha barış içerisinde yaşama kültürünü tercih ederler. Temennim odur ki barış kazansın. İnşallah. Eyvallah. Herkese...